Polisler yolu durdurdular. Arkadaşlar. Öyle zannediyorum ki birisi geçecek herhalde. Yine yollar açılıyor. Önüne geçti, durduruyor. Az kalsın bobinleri yıktıracaktı ya. İşte polis bile olsa hani önüme çıktı, ben yavaş yavaş duruyorum, dur diyor. Hani bobinleri yıkacağız ya. Otomobil değil ki. Geçmiş olsun. Arkadaşlar yine yükümüzü getirdik Eskişehir'e. İndireceğiz. İşlerimi hallettim. Saat 2 şu anda. 2:35 geçiyor. Yükümüzü indirip hayırlısıyla büyük ihtimalle şişe yükleyeceğiz yine. Adaleti olmayan bir hayatın kahveliğinde kayboldu gençliğim diye yazdırmış kardeş. Adaletin bu mu dünya? Uçağa geliyor akşam 18:30'a doğru. Gidip bakalım. Kavanoz saracağız. Çorlu tarafına, Lüleburgaz tarafına.
145 arkadaşlar. 290 kilometre. Yer bulamayınca muayene istasyonu müsait yer olarak Afyon'a gittik. Boş gittik, boş geliyoruz. Yavaş yavaş köylerine falan dönüyorlar. Değerli arkadaşlar, geldik Şişe'ye, bekliyoruz. Bugün cumartesi. Saat 4'e geldi galiba. Bekliyoruz, acıktık. Dedik erkenden biter, belki gideriz de bitmedi. Makarna haşladım. Bir patatesim vardı, domates vardı. Bir tane de soğanım. Şimdi makarnayı haşladım güzelce. Şimdi soğanımı kavuruyorum. Soğandan sonra patatesi döküyorum. Patates de işte içinde sebze olsun arkadaşlar. Yaptım ki çabucak pişsin. Biraz kapatayım. Arada bir kapağı açıyorum arkadaşlar. Hafif hafif kavuruyorum dibi tutmasın diye. Patatesi niye koydum arkadaşlar? Ekmeğim yok. Ekmek bitti, çabucak biter diye evimize gideriz diye ekmek yok, almadım. Ne yazık ki stepnede durması lazım ama bayat diyor, o yüzden. Patates vardı, patatesi koydum. En azından katık olur makarnanın yanına. Biraz kavruldu arkadaşlar. Sonra domatesimizi, şöyle tuz atalım. Fazla tuz sevmiyorum yemekte. Kıvamında. Biraz karabiber attım arkadaşlar. Biraz pul biber, pul biberi biraz seviyoruz acıyı.
karıştırıyorum. Biraz su atacağım ki suyla biraz da haşlansın. İyice karışsın birbirine. Biraz su koydum arkadaşlar. Bunların lezzeti birbirine geçsin diye. Suyu azalınca da zaten makarnayı boca edeceğim. Haşlanmış makarnayı. Evet arkadaşlar, tam bizde terstir böyle. Beklersin beklersin, çağırmazlar. Allah'tan biraz daha yemeğin sonuna doğru geldik. Yüklemeye çağırıyorlar. Su biraz daha azaldı. Kalan sahalar bizimdir. Böyle de yenebilir aslında ama makarnamızı haşlamıştık. Şöyle bir karıştıralım. Allahu Ekber. Önemli olan makarna sert olmasın arkadaşlar. Sebzeler diri diri selam vermesin. Gerisi tırıvır. Suyu fazla olmadı. Allah'a şükürler olsun. Niyetim de bitsin, şöyle bir iki kişiyle yiyelim ama nasip bana kaldı, böyle yiyebildiğim kadar yerim. Afiyet olsun. Şimdi yükleme depoya gidiyoruz. Burası şişe camın deposu, kullanılan bir depo. Elektro depo deniyor. Böyle bir parkı yaptılar. Camları açmak lazım geri çıkarken arkadaşlar. Gelen giden var mı? Baş dingili kaldıralım. Şuradan evrakları alacağız. Evrakları oraya veriyoruz arkadaşlar. Ruhsatla ehliyetim orada. Onu bir alıp da gideyim hayırlısıyla aşağıya. Evet. Ehliyet ruhsatı aldık. Şimdi diğer depoya gidiyoruz. Depo aşağıda arkadaşlar. Tüm
dirseklere yavaş girmekte fayda var arkadaşlar. Körükler, makaslar, takozların sağlası hati selameti için. Ömrünü kısaltır hızlı girilirse. Buralarda fabrikalar var. 30-40 aşmamak lazım. Bir araç düşünmeden çıkabilir. Acil olur, dalar. Karşıda sağdaki depo Maus depo. Buradan giriş yapıyoruz arkadaşlar. 12. depo diyorlar. Şurası 12. depo. 12 yazıyor. Yanaşırken arkadaşlar geliyoruz bir hizaya, hemen sağa biraz geçtikten sonra sağa çeviriyoruz. Biraz gidiyoruz. Bakıyoruz. Aynaya bakıyoruz. Hemen hemen karşısına çıktık arkadaşlar. Geriye atalım vitesi. Açalım. Açık olan taraf. Şimdi biraz sağa. Değerli arkadaşlar, evet geldik, rampaya yanaştık ve makarnamız da bu arada yemekte demlenmiş. Acele ettirdiler, patates hafif, hafif yani, ama Allah'tan küçük doğradığım için ondan dolayı güzel. Acılığı güzel, enfes. Afiyet olsun. Yaparsanız sizlere de afiyet olsun. Değerli arkadaşlar, yükümüzü aldık.
Cumartesi akşam şimdi. Dingilleri kaldırdım. Birinci ve ikinci dingili. Demek ki hava boşalıyordu, çabuk boşalıyordu. Bir iki haftadır sebebi oymuş. Arka sağ körük patlakmış meğer. Oradan hava kaçırıyormuş. Bugün de yük binince kaldırdım. Hava boşalmaya başladı. Geldik. Cumartesi akşamı işçiler zavallılar. Eve gideceklerdi. Onları tutmuş olduk. Vallahi işçilerin hakkı ödenmez. İşçi hakkını yiyeni de ne bu dünyada ne ahirette. Gerçekten Mevla rahat bıraktırmasın. Geldik zavallılara yük olduk şimdi. Utana sıkıla fazla yakınlarına da giremiyorum kızmasınlar diye. Fakat yola çıksam, bu sefer yolda patlasa kalkan bir dingil de değil arkadaşlar. O yüzden yolda kalacağız. Geldik hemen, tam kapatmaya yakın. Üçü de yerde olduğu zaman hava kaçağı yoktu. İkisini kaldırınca havalar boşalmaya başlıyor. Tonaj binince arka körükten hava kaçırmaya başladı. Allah'tan, yoksa yola çıkacaktık. Buna da şükürler olsun. Şuradan, şu küçük yerden arkadaşlar. Deforme oluyor. Şişe, ine, şişe, ine, bakın. Deforme olmuş, pürüzlü bir hale geliyor. Daha sonra da en küçük yerden hava kaçağı. Bu ihmal edilince sonra bir patlama oluyor tabii. O patlamayla da körük yolda kalıyorsunuz. Değerli arkadaşlar, tıra geçmeden önce yaklaşık 11 ay bu Mitsubishi ile ve bir de uzun Ducato vardı, onunla çalıştım. Yollara alışmayı bu iki araçla özellikle yaptık. Bunların bakımını, görümünü yaparak bayağı bir şeyler öğrendik yani. Bunu da görünce çekeyim dedim. Hatırası var çünkü.